Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bu güzel ipimle Nakon'un süper inci ipiyle harika güzel bir örgü modeli hazırlayacağız. 4 sıradan oluşan bu güzel örgü modelimizi Nako süper incinin harika bir ipiyle yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle görüyorsunuz %25'lik yün bir ip sevgili hanımlar yüzde %75'lik premium akrilik bir ip. Hemen renk numaramız da burada sevgili hanımlar almak isterseniz e, söylemiştim. Markamız Nako Süper İnci'nin bir ipi. Rengi çok hoşuma gitti sevgili hanımlar benim. Burada da kaç numarayla örüyorsunuz yazıyor. 100 gram 260 metrelik bir ip sevgili hanımlar. Evet modelimize hemen geçelim arkadaşlar. Modelimiz çok kolay Çok güzel. Hem de gösterişli harika bir model sevgili hanımlar. Şöyle ipimizin göbeğinden ipimi aldım. İlmeklerimi atacağım. Şöyle 3.5 milimde şişlerimi kullanıyorum arkadaşlar. Ben sizlere model anlatacak kadar ilmeklerimi atacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmeklerinizi atın hanımlar. Ne yaparsak yapalım sevgili hanımlar. 3 ve 3'ün katlarından ilmekler atıyoruz. 2 ilmek de sağda ve solda kullanmak üzere kenar ilmeğimiz olacak. Şimdi 3 üç ve 3'ün katlarında ilmeklerimizi toplayalım. Modelimizi kuralım arkadaşlar. Bu arada sizler de henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olmak ücretsiz sevgili hanımlar. Bir beğeni, bir yorum bırakırsanız sevinirim. Modelimle ilgili küçük de olsa bir emoji olsun yorum bırakırsanız çok çok sevinirim sevgili hanımlar. Hemen şöyle ilmeklerimizi sayalım. Bakın 3 3 3 3 3 ve 2 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekle modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Evet hemen şuradan bağlıyorum. Ee, gevşeme yapmasın. Evet modelimizin arka yüzündeyiz. Modelimizi ön yüzde kurmaya başlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir sıra zemin hazırlığı için ben düz örgü yapacağım. Burası modelime dahil değil. Bir sıra düz örgü yapıyorum arkadaşlar. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi yaparak modelimizi uygulayabilirsiniz. Ben direkt model anlatacağım için şöyle bir sıra arka yüzde zemin hazırlığı için ilmeklerimi kolay alabilmem için şöyle düz örgü yapıyorum arkadaşlar. Evet zemin hazırlığımı yaptım arkadaşlar. Şimdi modelimin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Modelimin birinci sırasında tüm ilmekleri düz örüyoruz arkadaşlar. Modelin birinci sırası tüm ilmekler düz. 3 Üç ve 3'ün katları artı 2 ilmekle kurmuş olduğum modelimin birinci sırasını düz örgülerle donatıyorum. Evet, modelimin birinci sırasını düz örgü olarak ördüm. Şimdi modelin ikinci sırasındayım ve arka sırasındayım. Buradaki yaptığımız işleme dikkat ediyoruz arkadaşlar. Burada bakın kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2. 2 tane ters ilmek ördüm. Bir kez doluyorum. Burada doladıktan sonra buradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim ön tarafta oluyor arkadaşlar. Şimdi öntaki kendimden tarafa alıp 2 tane ters örüyorum. Bakın. 2 ters. Tekrar doluyorum. Buradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Şimdi alıyorum. 2 tane ters yapıyorum. 2 tersten sonra bakın ipin ön tarafta ilmeğimi bir kez doluyorum. Şu şekilde bakın ipim arka tarafta ilmeğimi örmeden alıyorum ve şimdi alıyorum. 2 ters yapıyorum. Tekrar bir doluyorum. Buradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim ön tarafta. Bakın bu şekilde. Şimdi kendimden tarafa aldım. 2 tane ters ördüm. Bir doladım. Bakın bir doladım. İpim ön tarafta. Buradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın örmeden aldım. Ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet modelimizin ikinci sırasında. Bakın bu şekilde yapmış olduk. Modelimin 3. sırasındayım ön yüzündeyim şimdi kenar ilmeğimizi bakın örmeden alıyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın burada iki tane ikili ilmeğim var arkadaşlar bir ön sırada şöyle ee aldığımız ilmeğimiz şimdi burada iki ilmeğimi bakın ipin ön tarafta iki ilmeğimi örmeden şişim aldım buradaki iki tane düz ilmeğimi örüyorum bakın daha sonra örmeden aldığım bu iki ilmeği şişime alıyorum. Örmüş olduğum bu iki ilmeği içerisinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Bir kez doluyorum. Yine burada bakın ikili ilmeğimiz var. Bir önceki sırada doladığımız ilmek aldım. Bakın bu şekilde. Bakın unut, unut şuradaki dolamayı unutmayacaksınız. İki tane düz yine örmüş olduğum bu iki düz ilmeği bakın iki ilmeğimi alıyorum. İki ördüğüm iki ilmeği içinden geçirdim bu şekilde. Bir kez doluyorum. Bakın bir kez doluyorum. Buradaki Evet burada bir kez doluyoruz. Buradaki iki ilmeği alıyorum bakın. Buradaki iki düz ilmeği örüyorum. Hemen Örmeden aldığım ilmeğin içinden ördüğüm iki ilmeği geçiriyorum arkadaşlar. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın buradaki iki düz ilmeğimi örüyorum. Örmeden aldığım 2 düz ilmeğin içinden ördüğüm iki düz ilmeği geçiriyorum. Bir kez doluyorum. Bu dolamaları unutmuyoruz arkadaşlar. 2 ilmeğimi alıyorum. Buradaki iki düz ilmeğimi örüyorum buradaki örmeden aldığım 2 ilmeğin içinden ördüğüm iki düz ilmeği geçiriyorum. Evet bu sondaki dolamayı unutmayacağız arkadaşlar çünkü başlangıçta e, dolamayı yapmadan başladık. Bu sordaki dolamayı unutursak modelimiz yanlış olur, kayma yapar. Doladım bir ters, bir düz ördüm arkadaşlar. Evet modelimizin 3. sırasında bu şekilde yaptık. Şimdi modelimin arka yüzündeyim, dördüncü sırasındayım ve son sırasındayım. Şimdi burada sevgili hanımlar dolamış olduğum ilmeği düz olarak ördüm. 2 tane ters örüyorum bakın. 2 tane ters. Doladığım ilmeği düz. Buradaki 2 ilmeği ters örüyoruz. Modelimizin dördüncü sırasında bu işlemi yapıyoruz. Modelim oldukça kolay, güzel, gösterişli hem de çok hızlı ilerleyen bir model. Öyle kafa karıştırıcı bir model değil sırasını doğru giderseniz muhteşem güzellikte bir model sevgili hanımlar Evet şöyle bir modelimizi tamamladık ön yüzden de bir görelim henüz modelimizin başında olduğumuz için yeni olduğu için belli değil İlerledikçe kendini gösteren harika bir model Şimdi ikinci bir model daha yapalım arkadaşlar. İkinci modeli yapınca belki daha iyi anlayacaksınız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilk modelimi nasıl, nasıl başladıysam ikinci modelimi de aynı şekilde tüm sırayı düz olarak örüyorum. Bakın tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimizin birinci sırası tüm ilmekler düz. Evet modelin birinci sırasını yaptık. Modelimizin ikinci sırasındayız. Arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir, iki. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ördüm. Bir doladım. İpim arka tarafta bakın. Buradaki ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. Şimdi ön tarafa alıyorum. İki tane ters yapıyorum. Bakın ipim arka tarafta. Bir örmeden ilmek alıyorum. Şu şekilde şimdi ipimi ön alıyorum, 2 tane ters örüyorum. Bakın bu şekilde bir doluyorum. Öncelikle doluyorum. İpim arka tarafta bakın bu şekilde örmeden alıyorum. Şimdi ipi önüme getirip 2 tane ters örüyorum. Bir doluyorum yine ipim ön tarafta ilmeği bakın elimi koyuyorum ki anlayın diye örmeden alıyorum. Tekrar ipimi kendimden tarafa alıp 2 tane ters örüyorum bir doluyorum ipim ön tarafta buradaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum Evet modelimizin ikinci sırasında bu şekilde yaptık modelimizin üçüncü sırasındayız ve ön yüzündeyiz arkadaşlar şöyle gerçekten çok güzel bir model istediğiniz renklerle yapabilirsiniz Evet kenar ilmeğimi aldım sevgili hanımlar burada bakın doladığım ilmek ve ilmeğim var şu şekilde kenar ilmeğinden sonra şu şekilde ilmeğimin ikisini de örmeden alıyorum buradaki iki düz ilmeğimi örüyorum bir iki bakın iki düz ilmeğimi ördüm şu ilk ilmek benim kenar ilmeğim şuradaki iki ilmeğimin içinden örmüş olduğum iki ilmeği geçiriyorum bakın bir kez doluyorum bakın dolamayı unutmayacağız tekrar dolama ve altındaki düz ilmeği alıyorum örmeden ipim ön tarafta bakın Burada iki tane düz ilmek örüyorum. Örmüş olduğum bu iki düz ilmeği örmeden aldığım bu iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Evet hanımlar bakın modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bir kez doluyorum. Bakın iki ilmeğimi alıyorum. İpimi ön tarafta burada iki tane düz ilmek örüyorum. Yine örmeden aldığım iki ilmeğin içinden ördüğüm iki düz ilmeği geçiriyorum. Bir doluyorum. Burada ilmeğimizin biri kaçmış bakın arkadaşlar. Şöyle hemen koyalım. İki ilmeğimizi şu şekilde. İki ilmeğimizi şişimize aldık. Bakın yine bir iki düz ilmeğimi ördüm. Tekrar burada örmeden aldığım iki ilmeğin içinden iki düz ilmeği geçirdim bir kez doladım bakın iki ilmeğimi aldım burada iki tane düz ilmek örüyorum burada dolamamızı yapmış mıydık Evet yaptık unuttuğumuz zaman hanımlar sorun olur çünkü modelimiz eksik çıkar Evet iki düz ilmeği iki ilmeğin içinden geçirdim Buradaki dolamayı unutmayacağız arkadaşlar. Bunu unutursak modelimiz böyle kayar kayar gider. Modelimiz şu hemen üst üste sıra sıra gelen modelimiz eğri olur hanımlar. Kayar. İlmeğimiz de eksilme olur. Bu dolamayı unutmayacağız arada. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, modelin üçüncü sırasında bu şekilde yaptık. Modelimizin dördüncü sırası ve son sırasındayız hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen ipim ön tarafta. Burada doladığım ilmeğim var, düz ördüm. 2 tane ters, 1 2. Doladığım ilmeği düz örüyorum. Aradaki dolama ilmeği düz örüyorum arkadaşlar. Buradaki yan yana 2 tane ilmeği ters örüyorum bakın. Doladığım ilmek düz, 2 ilmeğimiz ters. Doladığımız düz, 2 ilmek ters. Doladığımız düz 2 ilmek ters kenar ilmeğimi de ördüm Evet sevgili hanımlar modelimiz bu kadar iki modelle ben sizlere modeli en güzel en kolay şekliyle anlattım gerçekten model muhteşem güzellikte bir model Umarım hoşunuza gider beğenirsiniz diyorum ki yazlık ajurlu örgü sevenler e, Sizler bu modeli beğendiyseniz hiç durmayın başlayın diyorum gerçekten hem gösterişli hem güzel şal modellerinde aranılır bir modeli sevgili hanımlar. Şal modellerinde gelin yeleklerine gelin şallarında bu model kaçmaz. Sevgili hanımlar beyaz veya krem renkle yapın gelinler için çeyizlere muhteşem olur. Evet şimdi modelimin ilerlemiş halinde ben sizlere şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bakın modeliniz ilerleyince böyle bir güzellik ortaya çıkacak arkadaşlar gerçekten hem güzel hem gösterişli hem de harika bir model bakın şöyle bu modeli e, çok severek beğenerek yaptım ve şal modelinden aldım hanımlar bu modeli ister gelin yeleklerinde çeyizlik yeleklerde bohçalarda e, gelinlik e, mesela kaynanalar gelinlerine bohçalarını hazırlayabilirler dönürlerini hazırlayabilirler kayınvalideli anneler de kızlarına dünürlerini hazırlayabilirler bohçaya konulacak muhteşem güzellikte bir model evet ister kendinize ister çocuğunuza yetişkin örgülerinde bebek örgülerinde 10 numara 10 yıldız bir model sevgili hanımlar umarım beğenmişsinizdir modelimizin arkası da bakın bu şekilde çok çok güzel bir model evet şöyle modelimizi koyalım arkadaşlar bir de ön gösterim olarak şu şekilde görün Evet modelimiz gerçekten 10 numara 10 yıldız bir model. İster yeleklerde ister şalarda siz nerede yapmak isterseniz dilediğiniz lastik modellerini de uygulayabilirsiniz. Çünkü modelimize her türlü lastik modeli çok güzel olur. Evet bir modelin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili hanımlar. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Bir beğeni bırakmayı, bir yorum bırakmayı, emoji olsun bir yorum bırakın sevgili hanımlar. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Bir video paylaştığım zaman sevgili takipçilerim ne yazmış diye merakla sizleri kontrol ediyorum. Evet İnşallah beni anlamışsınızdır. Henüz kanalıma da abone olmayanlar abone olursa ücretsiz sevgili hanımlar. E, videolarımı paylaşırsanız, kaydederseniz, kaydederseniz sonra izleme imkanınız olur. Paylaşırsanız da birçok insan da faydalanmış olur. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.